ana gül, yazdığım mektubu duy. Başında çerçeveletip takacaktı. Nerede kaldı bunlar? Belediyeden Çağlıoğlu Güllü. Güllü kısır. Ne alıyor bizim şeyimizi buradan? Söyledim. Nasıl gideceğiz biz çay Boğaz'a nasıl? Ben vilayetim Kayseri olup da yedim Boğaz'a. Kayseri yazsınlar, Kayseri'ye gidelim. Öyle mi? Şöyle gel. Gel abi, Kayseri'ye gidelim. Buyurun. Ha, gel. Evet. Kayseri'ye gidelim, Boğaz'a gitmeyelim. Ne işimiz var bizim Boğaz'a? Boğaz'a bize yaramaz. Tamam mı? Evet. Ben yapıyorum. Hadi. Ben şunu diyeceğim. AKP döneminde geriye gidiyor. İleriye gitme diye bir şey yok. Bundan 50 yıl önce nasılsak ona döneceğiz. Burada meşhur bir söz var. Ne dövüşü seyrederim ne Yozgat'a giderim der. Yozgat'a bağlıyken. Şimdi aynı duruma geldik. Ne şahitliğe, ne dövüşe seyredeceğiz, ne Boğaziyan'a gideceğiz. Bunun haricinde bu ilk aşama. Telekom gitti. Askerlik şubesi gitti. Adliye kapanıyor. Yarın cezaevi kapanacak. Ondan sonra sıra belediye başkanlığına ve kaymakamlığa gelecek. Kaymakamlığa gelince tüm daireler gidecek. Şimdi nüfusa, çocuğu olan bir kimsenin nüfusa gitme, çocuğunu kaydettirmesi kaça mal olur? Geçmişte 50 yıl önce çocuklar doğduğunda ana baba işlerini bitirip 100 gününe kadar harmanı kaldırana kadar Kayseri'ye gidip çocuklarını yazdıramıyorlardı. Ya o zaman gidiyorlardı ya yoksa Kayseri'den bir nüfus memuru geliyordu. Burada hepsini aynı tarihte doğmuş gibi kaydedip gidiyorlardı. Bundan sonra ona dönüyoruz. Bu biri. İkincisi, şurada bir kavga olduğu zaman, bana bir tanesi hakaret ettiği zaman benim cebimde 150-200 liram yoksa Boğaziyan'a gidip dava açamayacağım. Bana yapılan hakaretle kalacağım ben. Yediğim dayak yanıma kalacak. Tarlama birisi tecavüz ettiği zaman ben onu gidip orada mahkemeye veremeyeceğim. Çünkü o daha da pahalı olacak. Birkaç sefer gidip geleceğim bana 500-600 liraya mal olacak. Ve o zaman diyeceğim ki tarlanın ederi o kadar olmaz. O zaman ne yapmam lazım? Gitmemem lazım. Yani burada geriye dönüş gücü yetene dönemi başlıyor. Biz bunu hak etmiyoruz, hak etmedik. Evet. Sayın Belediye Başkanı'nın dediği gibi burada genel seçimlerde AK Parti ilçe merkezinde de köylerde de birinci çıkıyor. Bize zulmün nedir bunlar? Bunlar ne? Bir viyadüğümüzü yaptılar, 2,5 sene yolumuzu yapmadılar. Bizi dağdan taştan dolandırdılar. Tad Özvatan'dan, Opruk Köyü'nden dolandırdılar. Boğaziyan'dan dolandırdılar bizi. Burada iki tane insanımız o Boğaziyan'dan gitmesinden dolayı öldü. Bir kadınımız öldü doğumda. Şimdi felahiye halkı bunları şey diyor mu? Biz vergi vermiyor muyuz? Güçleri yetiyorsa bizi bu memleketten sürsünler. Başka bir şey demiyorum. Bizi doğuya mı sürerler? Başka tarafımızı nereye sürerlerse sürsünler bizi. Biz askerlik yapıyoruz. Bizim iki tane şehidimiz var burada. Feleğen merkezinin içinde iki tane şehidimiz var. Vergimizi tam olarak ödüyoruz. Askerliğimizi yapıyoruz. Daha bizden ne istiyor? Teşekkür ederim.